Evet, herkese merhaba arkadaşlar, ben Burak. Bugün sizlere Bin Market'e 11 Kasım Cuma günü RKS'nin katlanabilir Smart Kick Scooter'ı gelecek. Acaba bu scooter alınır mı? Ve sizlere de elektrikli scooter seçtim, onları da size göstereceğim. Evet, ben bu ürünü daha önceki videolarda 2 ay önce bir video çekmiştim. O videonun da yorumlarına bakacağız. Piyasada bunun hakkında yorum sadece bence benim videomun altında var. Birazdan göreceğiz nedenini. İlk önce şu bir scooter'a bakalım. Ağırlığı 11.8 kilogram, motoru 36 volt ve 250 watt'lık bir motora sahip. Bataryası 36 volt 7.8 amper saat. Tırmanma açısı 12 derece, sürüş mesafesi 18 ila 22 kilometre arası. Fren ön arka Dix Campana. Lastikler 8.5 inç, patlamayan askeri lastik diyor. Burada bir şey diyeceğim arkadaşlar, patlamayan askeri lastikleri pek tavsiye etmiyorlar. Kontrolü biraz etkiliyormuş. O yüzden bir bilginiz olsun, ben araştırdığım kadarıyla pek de önerilmiyor. Aydınlatma LED far diyor var. Suya dayanıklılık varmış arkadaşlar. Fiyatı 5.999 lira. Şimdi bu ürün RKS Smart Kick elektrikli scooter piyasada 6.289 liraya satılmakta. Grafiği bir inceleyelim. Altaylık grafiğe baktığımız zaman pik seviyesinden aşağı doğru düştüğünü görmekteyiz. Ve BİM bunu 2 ay önce de aynı fiyatı satıyor. Şimdi de aynı fiyatı satıyor arkadaşlar. Güzel. PTT AVM'de 6.289 lira. Hepsi burada da gene aynı 6.222 lira. Bak yorumlar, yorum yok arkadaşlar. Bak yorum yok. Trendyol'daki fiyatı 6.380 lira. Burada da yorum yok. Buraya da bakacağız. Evet, geldik benim videoma arkadaşlar. 2 ay önce ben bu videoyu çekmiştim. Bak, benim bu videolarda istediğim bir şey var arkadaşlar. Mesela biri bir ürün alacağı zaman gelecek benim videoma. Video seyretmesi de olur arkadaşlar. İzlese daha faydalı olabilir. Ama yorumlar daha da faydalı. Bakın, görmüş olduğunuz gibi. Bak burada, evet, geldik şimdi kullanıcı yorumuna. Bak, Kaptan Bilişim Atölyesi almış. Şimdi sizlere de deneyimini aktarıyor. Bakalım ne diyor. Şöyle devamlı oku diye bak, uzun uzun yazmış. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum, harika. Hemen bunu okuyalım. Hemen bunu okuyalım. Sizin de rahat bir şekilde görebilmeniz açısından biraz büyüttüm arkadaşlar. İki gün önce ürün geldi. Bir işe yaramaz. Tırt almayın diyenlere aldanmayın. Şunu da belirteyim. Ben bir kullanıcıyım. Sadece Ankara Hacettepe Sıhhiye Kampüsü'nde Kıbrıs köyü rotasında kullandım. Bol eğimli yollar, sport modda 30 km hızla düzlüklerde gittim. Eğimde 20-30 km, insan yoğunluğunun olduğu yerlerde dinamik modda 15-20 km hız ile gittim. Aşırı cool. Elektrikli bisikletim de var. Onun tadı ayrı. Bu e-scooter'ın tadı ayrıymış. Bunu kullanınca anladım. Eğim olarak tutup da tepe yukarı tırmanacağını falan zannetmeyin. Ürün kılavuzunda belirtilmiş zaten. Ürün 250 watt. Motora sahip. Beklentinizi bilginiz ile ayarlarsanız o zaman daha gerçekçi sonuçlar alırsınız. Şöyle örnek vereyim. E-bike ile desteksiz çıkamadığınız çoğu yere bu scooter ile de çıkamazsınız. 250 watt için konuşuyorum. Konforuna gelecek olursak dolma askeri tekerlekler aşırı güven veriyor. Ancak başkalarında duyduğuma göre sistem teker patlayabilse bile bazı titreşimleri de hissettiriyormuş. Ben memnunum. Patlayıp yolda kalma yerine titreşim almak daha kabul edilebilir benim için. Güzel bir tercih, güzel bir yorum. Menzil için 20 ortalama kilometre söylenmiş. Fakülte çevresinde bir 20 dakika deneme yaptıktan sonra yola çıktım. 20 dakika sport modda eğim testi falan yaptığımı dikkate alırsam ve Hacettepe Kıbrıs köyü arasında da %80 sport modda gittiğimi göz önünde bulundurarak 15 km spor modda, 20 km D modda diyor, 25 km eko modda olarak söylesem yalan söylememiş olurum. Son 1 km'de ben scooter'ı taşıdım. Evim bayağı eğimli bir yolda olduğu için, nitekim 6000 TL sigara kullanan bir insan için bıraktığında para değil. Ben RKS Cuba markalarına güveniyorum. Malzemene kaliteli, en azından bana öyle denk geldi diyebilirim. Sormak istediğiniz bir şey olursa buyurun yazın diyor. E-bike Cuba Speedlite 250 watt e-scooter RKS Smart Kick e-scooter diyor arkadaşlar. Ha, burada arkadaş şey de yazmış sanırım. E-bike elektrikli bisikletini de yazmış. Burada e-scooter'ı da yazmış. Güzel. Şimdi tabii o yoruma da yorumlar var. Buraya bakarsınız arkadaşlar. Bu videonun linkini bırakmayacağım. Direkt zaten benim bu RKS
neydi, Scott'un adını yazınca direkt benim videoda çıkıyor zaten. Bu video bekliyordum de eyvallah. Merhaba efendim, birkaç sorum olacaktı vesaire vesaire. Evet, burada yorumlar var arkadaşlar. Buraya bakarsanız. Video fazla uzun yani tutmayayım. Şimdi sizlere de elektrikli scooter seçtim. En ucuzu 6.394 lira. Evet, görmüş olduğunuz gibi böyle scooterlar da mevcut. Buraya da bakabilirsiniz arkadaşlar. Hatta şu aşağıda da evet bunlar gitmiş. Burada bir tane güzel vardı ya. Airride miydi? Bir tane iyi vardı. O kalmamış sanırım, aynen. Neyse. Evet. Bir videodan sonra geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi arkadaşlar, bu Raycast, bu ürünü alacaksınız. Aldıktan sonra da bu videonun altına da düşüncelerinizi, kendi deneyimlerinizi yazarsanız bir sonraki alacak arkadaşlar için yol göstermiş oluruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Herkes kendine baksın. Bye bye.